Sıralama etaplarında performansımız istediğimiz düzeyde değil. Biz daha yukarıya çıkmayı beklerken 6-8, 6-9 bandında devam ediyoruz. Tabii epey uğraştım ama bir türlü otomobilin ayarlarını istediğim seviyeye getiremedim. Ancak bonusun şöyle söyleyeyim, yani 15 üzerinden 13 şu an. İki pilot içinde bu güven seviyelerinde. Tabii 15 üzerinden 15 olsa daha iyi olurdu bonus da. Şu an için durumlar böyle. Agresif bir yarış planıyla sahadayız. Öncelikle hard lastiklerle başlayacağım. Götürebilirsek yarışın sonunu soft lastiklerle tamamlamak istiyorum. Monaco yarışı çok sıkıcı bir yarış. Genelde geçişlerin zor olduğu bir yarış. Kurtarırsa işte pit stop stratejimiz, kazalar yarışı eğlenceli kılabilir, bilemiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Ama yani genelde başladığı gibi gidiyor biliyorsunuz. Ama başladığı gibi biterse bizim için çok kötü olacak. Özellikle sıralamada tırmanmaya çalıştığımız şu dönemlerde. Açılışta tabii geçersek geçeriz ki burada o bile zor yani. Hatta yer kaybettik. İki pilotumuz da yer kaybetti kalkış kısmında. Alonso geçti, Oko da geçti, Ocon. Bu ne yapıyor böyle ağır çekim, alçak. Nasıl peki lastikler? Bir tek biz mi hard aldık? Hard alanlar var bizim gibi. Yani götürebilirsek hard, soft yapayım diyorum. Genelde iş yapabiliyor bu şeyde, yarışta, Monaco yarışında. Göreceğiz. Hatta tempoyu bile düşüreceğim muhtemelen. Çünkü çok fazla agresif sürmenin bir getirisi yok ya bu pistte. Geçiş yok çünkü. Anca araba çok ağır kalır, düzlükte geçme şansın olur. Yani şu pisti kaldırmamaları gerçekten Formula 1'in ayrı bir ayıbı. Çok sıkıcı bir yarış. Eskiden yine kaza maza oluyordu, bir şeyler oluyordu da şimdi artık kaza maza da kalmadı. Pilotlar ona göre yarış çıkartıyor. Şu düzlük sadece bir heyecan yaratabiliyor bu yarışta. Belki orada bir geçiş gelebilir. Onun dışında çok zor. Orada da bastık, bakalım overtake ne olacak şimdi. Şu çıkışın devamında Fernando Alonso Sainz'ı geçebilecek mi acaba? Sainz'ı geçebilecek mi acaba? Gir araya, anca burası zaten, başka da olacak gibi değil. Fernando Alonso en hızlı turu attı ama Sainz'ı geçemedi. Olacağı bu. Tekrar aynısını deneyeceğiz orada. Bak neredeyse harcamıyor bile overtake'i. Bu arada Ocon geçti. Fernando Alonso, evet, bataryayı bitirdi artık. Ocon'unkini de durdurabiliriz. Burada artık tempomuzu düşürelim. En hızlı tur zamanları bizde. Ama biz istiyoruz ki yarışta üst sıralara çıkalım. Aradaki farka bak nasıl açıldı. 1.2. Oho. Bunları dengeliye al. 2 saniye fark var. Kapanır mı? Hatta 3 saniyeye geliyor. Yani adamlar iyi güncellemeler yapıyor anladığım kadarıyla. Araç performansları çok artmaya başladı. Yapay zekanın. Yetişemiyoruz abi, gördüğünüz üzere. Adamlar farkı açıyor. Şimdi agresif sürdük de o şekilde yetişme şansımız oluyor, yoksa mümkün değil. 1.5 saniye fark var. Ellemesem 3 saniye falan daha gidiyor yani. Bir hard lastik kullandık. Şu an softlarla başa baş gidiyor. Neredeyse. Peki soft lastik kaç tur gider diyorsun sen? 38 tur gider diyor. Yani ben öyle yapacağım muhtemelen. Araç daha hafifken daha agresif bir yarış çıkarmak belki burada birkaç sıra yükselmemize yardım eder. Onun dışında çok zor abi. Biz Alonso'dayız değil mi? Tamam. Şuradan takip ediyorum da geçebilecek mi diye. Yok abi. Mümkün değil ya. Yani bu yarışı işte o yüzden sevmiyorum. Monaco yarışlarını. İşte pist de böyle. Herkes aynı tempo devam ediyor. Yarış başladı gibi diyor. Biz gerçi bir tane sıra yükseldik en azından da. Ha, bunların araçları tabii problem yaşadı şimdi lastik. Benim bir kaç tur götürmem lazım? 10 tur götürsem. Bir dakika, soft lastik sorun çıkartacak ama 38 tur gidiyor. Bu lastiğin kaç tur gitmesi lazım abi? Bir saniye. 10 tur götürse
Şu an kaçtı? 25. 35. Oha, önde 43 tur var. Yetmez ki. Bu lastik şu an yetmez bize. Bir pit stop daha yapmak zorunda kalacağız veya mat lastik alacağız. Orada Ocon geçti. Sainz'ı ve Alonso'yu geçti aynı anda. Şöyle bir şey yapsak. Sainz nasıl geçildi bu arada? Ne yaptı da başardı ki geçilmeyi? Sainz pite de mi girdi? Evet, pite de girdi ve 48 tur açıkçası götürecekler aynı lastikle. Son tur fark. Devam. Devam abi. Şu an ilk ikiye doğru gidiyoruz. Verstappen girdi mi pite? Girmiştir herhalde. Evet. O girmesine rağmen müthiş bir fark yaptı. Uzak ara yarışı kazanacak gibi gözüküyor. Bizim şu an aracımızın performansı ne durumda? 4.2 bir dakika. Abi ben soft lastiğe dönüp bu işi götürebilecek miyim gerçekten ya? Mat lastik peki ne yapar? Mat lastik 48 tur götürür diyor. Yani 40. turda falan girsem o zaman mat lastik çok rahat götürür. %50'deyiz. Agresif bir sürüşle yine 10 tur gider mi araç? Veya yüksekte olsa? Aradaki fark açılmamalı. Tam tersi kapatmalıyız. Ve onlar şu an farkı kapatıyor. Özellikle Ferrari. Daha agresif sürmem lazım. Abi aracın performansı düşmeye başladı ya. Yetişemiyoruz artık. Zaten sıralama turlarında da kendini gösteriyor. Şu anki tablo. 3.5 saniye fark var Leclerc'le aramızda. Çok kötü değil aslında ama farkı kapatamıyoruz. Açamıyoruz da arkadakiyle. Ve 40. tura geldik. Şimdi benim lastikler hard lastik. Onlarda da hard var ama benimkiler çok yıprandı. Bu açıdan performans tabii geride kalıyor. Buradan sonra 38 turu soft lastikle götürmek. Hiç olası değil biliyor musun? Soft lastik. Bunlar agresif sürsün aracı. Fark açılabiliyor mu? Şu an açıldı. 3.5 saniye. Leclerc'le aramızdaki fark güzel. Yukarıyla farkı kapatamıyoruz hiçbir şekilde. Tamam, o çok kritik değil. O aldı birinciliği. Yani Monaco'da çok zor zaten bu işte. Tekerlekler gitti. Fernando Alonso. Kaldı geriye 34 tur. 34 tur kala soft lastikle bu iş çok zor abi. Ben size söyleyeyim. Dayanmaz. Ama mat lastik götürür bizi. Hatta agresif bile sürebiliriz. Acaba YZ bir pit daha yapar mı? %82'de. Daha 30 tur var önde. Bence yapacak. Bir pit daha yapacak. Bence bir pit daha yapacaklar. Peki Ocon ne kadar tur kaybedecek? Ocon şu an agresif sürüyor değil mi? 5.8 çok hızlı kapanıyor. Dur gir. 14 girebilecek mi acaba? Bir dakika. Kendisinden izleyelim. Giremeyecek değil mi? Buradan dönüp giremez çünkü. Evet. Abi bir tur daha kötü bir zaman atacak yalnız var ya. Tekerlekler bayağı beridi. Alonso şu an kaçıncı? 6. sırada. Agresif sürmesin. Tempoyu biraz düşürsün. Bizim lastik avantajımız var. Farkı kapatabiliriz. Agresif sürmesek de. Ocon 4. çıktı bu arada. Müthiş. Müthiş. Müthiş çıkış. Çok güzel. Biraz sürat da alabilir arada. Hızlanmak için. Alonso en hızlı turu attı. Şimdi bu stratejimiz ne bizim? Onu anlatalım. Hard lastiklerle başladık. Zaten başlangıçta rakip geçmek çok zor. Araba da ağır. Olabildiğince lastikleri kullanıp araba hafifledikten sonra hızlı tekerleklerle daha hızlı gidebilme şansı. Rakiplerle aradaki farkı kapatabilme şansı. Strateji bu. Bu pistte böyle.
Şu an için Ocon çok iyi bir pit çıkışı yaptı. 4. sırada. Alonso 6. sırada Hamilton'ı geçme şansı var. Ve yanılmıyorsam bu adamlar bir tane daha pit yapacak. Evet. Ve onda soft yapabilirler. Gerçi 50. turdayım. 28 tur kaldı. Dayanabilir aslında ya. İzleyelim. Bu yarışta çok fazla yapabileceğim bir şey olmadığı için mecbur hızlandırarak izleyeceğim. Yani hamle iş yapmıyor burada artık. Abi düşük yakıt menzili deme, daha kaç tur var ya? Sanki benzin kalmamış gibi. Sainz da dibimizde geziyor aynı zamanda. Tempo da vermedik. Alonso'nun %83'te tekerleği. Alonso geçti bu arada Hamilton'ı da, çok iyi. Abi şu an bir pit daha bekliyoruz. Üsttekiler yaparsa ne ala. Yapmazlarsa tamam. Zaten Verstappen birinci oldu artık. Garanti gibi bir şey o. Ona yapabileceğim hiçbir şey yok. Verstappen konusuna. Aha kaza aldı. Güvenlik aracı girdi. Dur şimdi. Abi şimdi bir saniye. Saygıdeğer arkadaşlar. Kaç tur kaldı? Bir dakika. 30 saniye fark vardı. Bu fark kapanacak. Hızlan. Sen de hızlan. Acil bu farkı kapatın. Önce bir bu farkı kapatın. Kaza maza diyorduk. Buyur abi. Yürü 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 yürü. O farkı kapatın hemen. Kapat kapat kapat. %72'de. Kaç tur kaldı abicim? Kaç tur? Canım abicim. 20 tur kaldı. 20 turu %72 ile götürürüz bence. Götürürüz. Şu fark kapansın yeter ki. Öndekilerle. Ve adamlar bir kere pite girebilir. Belki. Tekerlekleri kötü. Son turlarda çok büyük bir yıpranma olabilir. O yıpranma sayesinde yetişebilir, geçebiliriz. Bunlar ihtimaller dahilinde. Alonso yaklaştı. Alonso dengeli gitsin. Bu arada şunlara da kazanım alalım. Bir tur daha galiba pistteyiz değil mi? Daha dolmadık. Çok güzel. Fark kapanmak üzere artık. Abi şurada tekerlekleri bir korumaya alalım. Tamam. Ocon yetişemedi mi hala? 4 saniye fark görünüyor abi. Kapat şu farkı. Güvenlik aracı bu tur bitiyor diyor. Ocon'un önünde bir tur bindireceği adam var. Ondan dolayı yetişemeyecek. Ve birazdan bitiyor. Şey de gidiyor. Güvenlik aracı da gidiyor. Bunlar pite girmedi. 18 tur böyle devam edeceğiz diyorlar. Dur bakalım ne olacak. Şu an farkı kapattık. Hatta başa baş gidiyoruz Perez'le. Abi yarışta var ya. Çok geriden başladık ya. Asıl sorun bu. Biraz daha önde başlayabilseydik daha farklı sonuç elde edebilirdik. Verstappen büyük fark atmıştı. O fark kapandı. Gerçi yine açmış Leclerc'le farkı. Son 15 tur. Pite girecekler mi? Abi lastikler çok hasar yiyecek ama girmeyecek herhalde. Neyse tamam, bu sonuç da bizim için gayet iyi. Çok gerilerde başladık. Şampiyonada tabii adamlar önümüze geçecek. Ama yapacak bir şey yok. %54'teyim. Tekerleklere fazla zorlamak istemiyorum. Bir pit yapsaydınız ne iyi olurdu. Alçak herifler. Ulan %49'da tekerlekleri. Perez'in. Ama diyorum ya, aracın performansı çok düşüşte bizimkiler. Rakip inanılmaz hızlandı ya adamlar. En hızlı tur Ocon'dan geliyor bu arada. Ha bir de bunu elimize tutabilirsek ekstra puan alma şansımız var. Ocon farkı da kapattı. Acaba son turlarda bir atak denenebilir mi? İki pilot. Bir anda Perez'i geçebilir miyiz? Artık coşkuyu veriyorum. Son sürat. Neredeyiz? Dur bekle. Önce şu start finish düzlüğünde atağı vereceğim. 3 tur var. Geçişte kalsın.
erken mi davrandık bilmiyorum ama şu an geçemedi. Tamam, yapacak bir şey yok o zaman. Son 3 tur. Pek zannetmiyorum. Ya bu pist işte böyle bir pist, böyle alçak bir pist ya. Herkes yan yana gidiyor ama kimse birbirini geçemiyor. Ya 4-5 çok iyi. Başlangıca göre çok iyi ama derece anlamında iyi değiliz. Takımlar sıralaması berbat olacak. Maalesef. Evet. Güzel. Podyumun dışında kaldık ilk kez. Herhangi bir aracımız ilk 3'e giremedi. O da işte sıralama turları ya. Sıralama turlarında biraz daha üste başlayabilseydik belki daha farklı bir yarış olabilirdi ama maalesef çok geriden başladık. Yine her şeye rağmen 6-8 başlayıp 4-5 bence iyi derece. Bu pistte hele ki, yani Monaco'da çok zor abi. Efendim, Azerbaycan yarışına hoş geldiniz. Rezil bir sıralama yarışı, sıralama etabının ardından 7-11'iz. Araç aslında performansına baktığımda çok da kötü durumda değil. Yani Ferrari'nin gerisindeyiz, Red Bull'un gerisindeyiz. Ama Mercedes'tir, diğer araçlardır, onların hala önünde gibiyiz. Ancak sıralama turlarında işler hala istediğim gibi gitmiyor. Antrenman turlarında epey kastım. %96 Ocon'un araç ayarlarına uyumu, %79'a çıkartabildim sadece Fernando Alonso'yu. Ve bunun sonucu Fernando Alonso 7. Ocon 11. abi. Ocon 2. sıralama turunda elendi, işin kötü yanı. Son tura kalamadı. Ve 11. sırada başladı. Fernando Alonso ise sonuncu işte etapta ancak 7. olabildi. Ve yarış hızlı başladı. Şu an Alonso üst üste geçişler yapıyor. 6. sıradayız. Ya bizim başlamamız gereken yer buralar değil ama neden bu kadar gerideyiz? Onu anlayabilmiş değilim. Şu an Alonso ile kafa kafaya gidiyor Hamilton. Ama Hamilton geçilecek gibi derken Fernando Alonso sonunda başardı. Agresif bir yarış planıyla sahaya çıktık ve yine rakip geçmek üzere derken şimdi aldı yerimizi. Tamam, güzel. Soft lastikler, agresif yarış. Çok gerilerden başladım çünkü artık yapacak çok fazla bir şey yok. Yani agresif bir sürüşle üst sıralara tırmanmaya çalışacağız ve 2 pit stop yapacağız yüksek ihtimal. Yarış bizi oraya götürecek. Bir tane işte soft aldık, bir mat, sonra tekrar soft'a dönebiliriz. Yani şu an öyle gözüküyor strateji. Öndeki araçlar neydi? Onlar mat var, soft alan var. Duruma göre lastik kullanımını dengeleyebiliriz. Ocon 10. sırada. Evet, yani Ocon'un mu ben parçasını değiştirdim? Birisinin parçasını değiştirdim. Bu arada Alonso 4.'lüğe yükseldi. Ama Ocon bu kadar geriye düşmeli miydi ya? 2. sıralama turunda şok yaşattı bana. Sıralama turlarını yapay zekaya bırakıyorum. Kendim idare etmedim ama bu kadar kötü de olmaz. Yani 11. başlamak nedir abi? İyi gidiyordun, yukarı tırmanıyordun dedik. Gaza getirdik adamı. Demez olaydık ha. Alçak. Geçer mi? At oğlum, at oğlum. Geçemiyoruz abi. Bu Alpine aracı değil mi? Evet. Alpine aracını geçemiyoruz abi. Şimdi belki tokatlayacağız ama bence çok erken geçmemiz lazımdı. Müthiş zorlandık. Ve %90'a düştü tekerleği Alonso'nun. Buna karşılık Ocon %95. Tabii ne kadar götürebiliriz şimdi bu soft lastiklerle onu düşünüyoruz. 10 tur 15 tur gitse mat alıp 20 tur agresif sürsek sonra tekrar 10 tur işte 10-15 tur. Şu 12 tur falan gitse ya da medi daha fazla kullanırız duruma göre. Neyse, şimdilik bir agresif sürüş bir izleyelim bakalım ne kadar tırmanabileceğiz. Şuna bakayım, Alonso'ya sürat versem yaklaşsa olur mu? Düzlük geliyor şurada. Sen de hatta al. Şurada overtake ile geçme, çok uzun bir düzlük. Orada overtake ile geçme şansımız olabilir. Biraz daha hızlan. Tam bir hayal kırıklığı ya. Ne oldu kardeşim bir anda? Alçaklar.
Ver burada overtake'i. Geçersin herhalde Ferrari'yi. Çok güzel. Sen de al. Buradan sonra bir ERS şarjı lazım. Gassi var önümüzde. Bunu yakalamamız zor gibi. Aslında araç hızlı ama yakalamamız zor. Şimdi Fernando Alonso elden geldiğince çok hızlı turlar atıp şu aradaki farkı açması lazım ki pite girdiğinde çıkışımız kötü olması fazla. Tekerleklere baktığında aslında hiç de fena değiliz. Ha. Agresif kullanıyoruz arabayı. Diğerleri de agresif kullanıyor. Anladığım kadarıyla arada fark o kadar yüksek değil. Duruma göre yüksekte de gidebiliriz. Ocon ne durumda? Ocon Gasly'yi zorlayacak çok yakında. Hatta bir sürat de ona verelim. Bu virajı döndükten sonra biraz daha yaklaştın. Önde 3 dön yavaş lan, ne yapıyorsun oğlum ya? Ama o da tabii bir anda durdu ya. Onun da etkisi var. Benzin durumunu şimdilik ayarlamayacağım. Daha çok tur var. Biraz fark olmasında sakınca yok. Abi o çarpmayı çok kötü yaptın ama var ya, neredeyse bir sonraki virajda geçme şansın olacaktı. Gittin orada yani tosladın resmen adama. Alçak ya. Provence casu. Ha işte Fransız zaten Ocon. Alçak. Farklar böyle. Şimdi burada bir sürat alsan yetmeyecek ki. ERS yetmeyecek. Burada overtake alayım diyeceğim. O da olmayacak. Çok az basacak, sonra bitecek. Saygıdeğer muhteşem değerli şarjı. Hatta overtake. Bak şimdi çok az harcayacak. Gerçi kullanamadı bak. 1.4. Öyle yap da bu düzlükten sonra biraz şarj etmeye çalışalım. Alonso 3. sıradaki yerini koruyor. Biz Ocon'dayız hala. Burada farkı kapatması için çaba gösterilebilir. Veya tekerlekleri koruma stratejisi uygulanabilir. Çünkü aradaki fark çok büyük değil. Bu yüzden pit stop'u benzer şekilde götürebilirim onlarla. Yapay zeka daha erken biliyorsunuz pite giriyor. Bu da bir avantaj olabilir bizim için. Yaklaş canım kardeşim, yaklaş. Aslanım benim. Met lastikler ne durumda? %85'e 92. Güzel. O arada düzlükte yakalayacak. Ocon. Güzel, güzel, güzel. Buralarda bir yerde geçsen harika olur aslında. Şu start finish düzlüğünde. Overtake ile belki başkalarına geçeriz. Zorla kardeşim, zorla Ocon. Bas gaza bas. Fransız. Alçak. Provence sonra ateşkes yaptık geçen. Burada geçmen lazım senin. Sürati kullandırtma bana buralarda. Burada şimdi az kullansın. Heh. Dönüşte şimdi overtake'le hadi oğlum. Yükle 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 overtake. Bas bas ve batarya bitti tabi ama 7. sırayı da aldı Ocon her şeye rağmen. Güzel. Peki şimdi şöyle bir şey yapsak. Bunun da şarjını doldurup acaba start finish düzlüğünde ilk ikiyi zorlayabilir miyiz? Çok zor ama deneyeceğiz. Deneyeceğiz abi. Ocon son derece agresif. 7. sırada hemen önünde Ferrari var, Leclerc. Fernando Alonso bu arada 0.6. Bunlar şimdi birbirine geçmeye çalışıyor ya, sürekli zaman kaybediyorlar. Ve böylece Fernando Alonso çok yakınlaştı. Neredeyse geçecek Perez. Burada savunmasını yaptı ama içeride kalacak şimdi Fernando Alonso. İçeriği kapattı ama tabii burada sürate almak ya da dengeli almak lazımdı. İçeriği kapattık da hızlanamadık. Dur bakayım. Biraz geçme. Aslında şu viraja girmeden önce dengeli de kalsaydım kesin geçmiştim. Orada hata yaptım. Ya bu kadar hızlı gelip geçebileceğini bir an düşünemedim. Ama alçak acayip bir hızla beni yanılttı. Helal olsun diyoruz. Bu fark yanlış herhalde. Bu ne abi, 1.4 saniye. Oha. Oğlum 1.4 saniye yok burada ya. Daha az fark var sanki. Takılmış gibi. Çok enteresan. Hala 1.4 saniye iddia ediyor. Şimdi ERS'miz fazla yok ama deneyeceğiz. Deneyeceğiz abi. Deneyeceğiz. Ve
Fernando Alonso son anda Perez önünü kapattı, çok zor. Geçemeyiz. ERS de bitti zaten. Maalesef burada geçemeyiz. %73'e 79. Çok zor abi, çok zor, çok zor. Zorluyor ama çok zor. Adam iyi savunma yapıyor, bir de araç yeterli gelmiyor ya. Sen artık bu turun sonunda bayağı bir dolduracaksın herhalde. Ki aradaki fark da açılmıyor. Bu iyi bir haber. Biraz dengeli de götür artık yarışı. İyice yaklaş. Sonraki tur, bu turun sonunda daha doğrusu, sana overtake var mı? Fernando! Alonso nefis geçti rakibini. Hem de kazanımdayken. Göstersene ya. Görseydik. Heh. Nasıl geçmiş? Fernando Alonso. İşte yine bir viraj sonrası. Müthiş geçti be. Aslanım benim. Güzel, güzel, güzel. Agresif sürüyoruz ama. Tempomuz agresif. Ondan dolayı rahat rahat geçiyoruz. Yoksa işimiz bayağı zor. Biraz yüksekte takılalım. Tekerlek farkı çok arttı. Yani bu tekerleğin işte 15 tur falan gitmesi lazım. 9 tur daha götürmesi lazım bizi. En azından. O zaman iyi olur. Bu arada Esteban Ocon 6. sırayı zorluyor. Çok gerilerden başladı bugün. Aston Martin'ler acaba sıkıntıya mı giriyor artık? Aston Martin, Uğur Bey şov yapıyor, şov yapıyor derken kendi kendini bitirdi. Söyle, söylene. O arada Verstappen müthiş bir fark atıyor. Müthiş. Gerçekten yetişmek çok zor. Sen de bir geçiş kalsın. Bu arada Alonso'ya ben hiç şey yapmadım ama ERS sorunu yaşayacak. Bunun bitti. Adaylı işler. Bastı zaten start finish düzünde. Geçerse geçer. Bakalım. Kapatmış önünü son anda Hamilton. Zor. Buradan sonra sana şey yapalım. Aynen. Biraz şarj etmeye çalış. Ocon'un da biraz şarj etmesi lazım bu turda. O arada içeriden girecek. Dengeliği alalım. Geç kaldık. Ulan nasıl bir anda yetişiyorsun Frens'i ve Ocon Hamilton'ı geçmeye başarıyor. Fernando Alonso 4. sıraya düştü bu arada. İşte bak, birisinde bir sıra atlayacağız diye bakıyoruz. Öbürü 2 sıra birden kaybediyor. Bu da bizim dramamız. 4-5 bizde. 7-11 başlayıp 4-5. Harika ama bu arada bir şeyler gidiyor. Oo, motor gitmiş. Bu yarışı biraz zor çıkartacak bu motor. Daha 7. turdayız. Yanlık. Abi ben yarıştan önce baktım, sanki %60 civarında değil miydi bu ya? Ne çabuk bitti lan motor. Ne yaptın da bitti? Burada acaba bir kaza gibi bir şey mi oldu? Belki bir uyarı geldi, ben kaçırdım galiba. Konsantre olacağız diye. Çok kötü oldu ya. Bu yarışı nasıl bitirecek bu araba? Biraz hızlıdan. Sana burada geçiş vereceğim ama yetişebilecek misin? Çok uzakta kaldın. Basamadın o yüzden. Zor. Zor abi. Evet, %65'te tekerlekler ve ön tarafta yine çekişme var. Fernando Alonso çok geriye düştü. Ocon en hızlı turu attı. Aston Martin'in düşüşte olan bir performansı var açıkçası. Şampiyon olur mu olmaz mı derken bir anda düşüşe geçtik. Rakipler de güçlendi. O arada Fernando Alonso çok hızlı geliyor. Burada bir atak deneyebilir. İspanyol pilot, gir içeri, gir içeri. Çok zor gerçi burada geçmek ya. Ya geçişi şuralarda vereceğiz. Onun dışında hiç riske atmaya gerek yok. Normal yollardan geçebiliyorsa geçsin, yoksa hiç. Boşa yani çaba. 0.5 saniye. Bu arada Azerbaycan pisti de sıkıntılı aslında. Şurası geçiş için iyi. Onun dışında geçme şansın çok fazla yok. Ama işte bu virajları iyi aldığın anlarda sürprizler olabiliyor. 0.4 saniye. Sürat alırsam burada overtake'i kullanamayacağım. Agresif sürmeye devam ediyorum. Dur bakalım ne olacak. Ocon farkı kapatıyor.
Hamilton şey Alonso ile olan farkı, Hamilton da aradaki farkı çok açmıyor. İşler tam olarak istediğimiz gibi gitmiyor maalesef. Ya çok üst üste çok rahat yarışlar kazandık. Ya bir anda ne olduysa terse gitmeye başladı her şey. Burada bitecek ama ERS. Neyse fazla basmadı zaten. O ikinciliği bir daha almamız çok zor. Vallahi çok zor. Son derece agresif sürüyorum ama bak tempoyu bir düşürdük. Hemen dördüncülüğe düştü adam. Bir daha da oraya çıkması zor. Ki pis. Oo, bu arada Fernando tam bunu söylerken ben varken ümitsizliğe kapılma diyor. Saygıdeğer efendim direktörüm. Ve Sainz'ı geçmeyi başardı. Güzel bir geçiş ama Sainz orada rekabetten dolayı yer kaybetti diye düşünüyoruz. Ağır kaldı araba çünkü belli. %57 de tekerlekler. Şimdi tempoyu düşüreceğim ama anında adamlar tokatlayacak gibi geliyor. 0.7 saniye fark. Overtake'e geç bastık. Ha bak çalışmadı, gördünüz mü? Bir de uzakta zaten. Yani geçme şansı da yok. Tempoyu düşürelim biraz. Araçta. Yani Fernando Alonso 3. olursa çok iyi bir derece. Öyle böyle değil hem de. Bu arada ben bunu derken lan bunu nasıl geçtim şimdi durduk yere? Tempoyu düşürüyorum, adam geçti ya. Bir de şey motorda da arıza var. Yani arıza demeyelim de hasar var %49'da. İnanılmaz. Alonso 2. sırada. 7. başladığı yarışta Fernando Alonso çok agresif sürüyor aracını. %53'e kadar indi tekerlek. Bayağı zor yani. Hamilton'lardaki fark açılmış ama üst tarafla kapanmamış. Burada şimdi Perez en hızlı tura atmış en son ve farkı kapatmaya çalışıyor. 3, 0.3, 0.2, 0.1 geçecek. Geçecek, geçecek, geçti. Çok rahat, çok profesyonel. O acaba ERS mi doldurdu, ne yaptı? Ama baksana biz düzlükte, lan düzlükte alıyoruz, geçiyoruz biz bunları. Bu nasıl oluyor peki? Yani gerçi tempom fazla ama. 11. tur. Şimdi kaldı geriye 10 tur gibi bir şey. Valla 10 turda %50'ye inen araç 10 turda yapamaz o işi. Şimdi şu pit... Hayırlı işler. Hayırlı işler abi. Kimle kaza yaptın? Al işte. Azerbaycan pistinde çok kaza oluyor demiştik. Harika. Sanal güvenlik aracı girdi. Araç yarışa devam edebiliyor görünüyor. Ama çok yavaşladı muhtemelen. Ha! Ama bir dakika. Sanal güvenlik aracı. Bu gidemeyecek mi şimdi? Öldü. Öldü değil mi? Alonso tebrikler. Yer verip duruyor. Oğlum niye yer veriyorsun? Bassana gaza alçak. Ya abi bu talihsizlik benim niye peşimi bırakmıyor? Şimdi geldi bu sezonda da başımı buldu ya. 40 tur var. Önümüzde. Valla tek pit stopla bitirmeye çalışsak. Harika olur bence. Ha bir dakika, bir de o değil. Sadece o değil. Bir de kanat. Ha parça takılacak mı görünüyor? Tamam. Ayarlı. Geç. Mükemmel ya. Mükemmel abi. Ne diyebilirim ki? Her şey bir anda terse gitmeye başlıyor işte. Sanal güvenlik aracı başlıyor da burada pite girmenin o konu açısından çok bir avantajı yok. Yani bu 10 tur, 5-10 tur daha devam etmesi lazım. Agresif sür hatta. Tam da Alonso'da bakarken oldu. Acayip bir kaza yaptırdı sağ olsun. Evet, Alonso 18. çıkacak. Mükemmel. Mükemmel abi. Ya ne diyeyim ki? Yapacak hiçbir şey yok. Şaside de hafif hasar var. Yapacak bir şey yok. Ona da yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Son iki yarış. İnanılmaz işler oluyor. İnanılmaz. Abi ne oldu? Gene mi biri kaza yaptı?
Yalnız bu iyi değil yani, sanal güvenlik. Neyse ki sanal güvenlik aracı, normal araç şey gelse o sıkıntı da. Ona göre pite gireriz gerçi. Alonso şu an 17. Ya tek pit stop işi götürür mü derseniz çok zor abi. Adam hard lastiği almış. Yani şunu agresif sürdüreyim, İki pit stop yapayım desem daha mı iyi olur bilemedim. Vallahi bilemedim şu an. O konu pite sokacağız. 134'e kadar indi. Aradaki fark iyi. 16 tur gitti yine. Hard lastik rahat rahat götürür diyor. Kaldı geriye 35 tur. 50 turluk bir lastik bu. O yüzden agresif de sürsek bence yeter. Sıkıntı yok. Çok da geriye düştü bu arada. Ama yapacak bir şey yok. Tekerlekler gitti zaten. Daha fazla bekleyemezdik. Ya ulan Alonso. Ulan Alonso. Gene buralara düşmeye başladık ha. Geçen sezonki halimize dönmeye başladık. Hayırlı işler. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Tek pit stop kullansam da bir işime yaramayacak. O yüzden Alonso ile agresif sürüp soft lastiğe döneriz sonra tekrar olmazsa. Şu aradaki farkları kapatsın, üst sıralara tırmansın. Met alsaydım keşke ya. Bu kadar geriye düşeceğimi hesaplamadığım için. Pek olası değil dedik. Bir saniye fark var. Alonso 15.'yi geçebilir mi? Belki geçer. Verstappen pit'e girdi. Bunlar ilk pit'ini mi yaptı? Ha. İkinci pit mi dedim de. Alonso elden geldiğince hızlıca geçip herkesi tokatlayacak. Başka çare yok. Ocon 4. sırada. Ocon da agresif sürüyor şu an ama Ocon'un temposunu düşürebiliriz. Çünkü bir mantık yok ya. %82. Aynı pitte kalırsak sıkıntı olmaz. Alonso en hızlı turu attı. Alonso bir kez daha pit yapacak abi mecburen. Basacağız gaza. Gidebildiği kadar gidecek araba. Tokatlayıp duracak. Bunları geçer zaten hızlı araba. Aslında bir tane kaza olsa da bizden değil mümkünse. Başka araçlar kaza yapsın. Pitte kalsın şeyde, pistte kalsın araba. Bir güvenlik aracı girse nefis olur. O soft lastiklerle yarışın rengi değişir bir anda. Ocon 10 saniye fark yedi. Lökler farkı kapatıyor. Çok fazla şansımız yok yetişmek için. Muhtemelen Hamilton ya da Lökler, artık hangisi gelirse geçecek bizi. Yukarıyla hiç farkı kapatamıyoruz. Yani düşün, burada kaza maza veya pite girseler yetişmem bile mümkün değil. 25-30 saniye fark var neredeyse. Son 20 tur. Alonso %53'te tekerlekler. Valla standartla gidebilir mi acaba? Yarışın geri kalanında. Bir pit daha yapmayayım diyorum ya. Vazgeçtim şimdi. %51 biraz tempo düşürerek koruyabiliriz belki ama şunu arttırırız zaman zaman. Lökler yetişti. Ocon gidiyor artık. Geçmiş olsun. Abi arabanın performansı çok düştü. Size göstereyim bu yarıştan sonra. Araba Ferrari'lerle de rekabet edemeyecek hale geldi. Aslında onlardan iyiydik ama onlar da parça geliştirince iyi seviyeye geldiler. Alonso of. 10. sıraya düştü. Çok iyi yükseliyordu ama. Abi 13 tur gitmez tekerlek. Agresif süreceğim ama bu sefer daha kötü olacak. Ha, pite giren var. İyi. Neyse ki. Tamam, standart git. 11 tur dayanacak mı? Hadi bakalım lastikler. %35'te. Çok zor. Yani puan alamayabilir Alonso. Ama o kazadan sonra bir zahmet almasın zaten. Ocon 5.'liğe düştü. 6.'lığa da düşecek muhtemelen. Çok ağır kalıyor. Aslında Mercedes'ten iyi durumdayız ama evet, Alonso 11'e düştü.
Yapacak bir şey yok. Tekerlekler öldü zaten. Ocon dördüncülüğü alır mı? Yok abi, bir saniye fark etti adam. O yedinciliğe kadar düştü. Evet, tam bir facia, tam bir kaos son dönemde maalesef. Müthiş bir düşüş yaşamaya başladı Aston Martin. Çok iyi bir sezon geçirirken bir anda iş terse dönmeye başladı. 6. sırada şu an Ocon, Hamilton tarafından geçirme ihtimali var. Valtteri Bottas 5. sırada. Zorlamıyorum bilerek. Zorlarsam daha kötü olacak. Lastikler gittiğinde daha da geriye düşecek. Bak Alonso'ya mesela. Alonso hak ettiği yerlere düşüyor. Yani bir pit daha yapılabilirdi de yine de zaten buralarda bir yerde biterdi. Çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Yani dayansın abi, zaten son tur ya. 8. sıraya düştü Ocon. Vallahi bravo. Arabanın performansı gitti. Aşırı derecede gitti hem de. Güzel. Bitir abi, bitir. Tamam. Brezilya üssü aldı yarışta araçlarımız. Ya bunu nasıl biz bu hale düşebildik anlayamadım ki. Neyse, göstereyim size aracın durumunu. İkinci sıraya düştük ve müthiş bir fark yedik. Takımlar klasmanında. Gel abi. Müthiş ya, müthiş, müthiş. Beklentileri aşıyor da benim beklentim o değil. Abi otomobilleri göstereyim size. Bakın Ferrari. Hiçbir şekilde rakip olamıyoruz artık. McLaren'ın çok önündeyiz. Red Bull'a rakip olamıyoruz. Mercedes'ten üstünüz ama bazı konularda da Mercedes bizden üstün. Yine de Mercedes'ten iyi bir araca sahibim. Alpine. Oğlum bunlar yine mi geliştirme yapmış? Araçları hiç fena değil. Williams kötü. Haas rakip olmaz. Alfa Tauri işte. Alfa Romeo. Ya bu Alpine olayı da kötü olmuş. Bak Alpine de bayağı geliştirmiş arabayı. Sıkıntı. Düşüş var. Düşüş.